Kafes Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz aslında genç MMA'cileri çok yakından ilgilendiren bir konu. O da Türkiye'de MMA macerasına başlamış ve Van FC gibi çok önemli bir organizasyonda mücadele etmiş Dagi'nin senle beraber olan o serüvenini konuşuyor olacağız. En başından itibaren aslında detaylı konuşmak istiyorum. Dagi ile ilk nasıl başladı, ilk salona geldiğinde... Nasıl hissettin ve neye göre tercih ettin aslında? Ee, selamlar herkese. Genellikle aslında insanların e, beklentileri kulübe gelirken e, benim görmek istediklerimden farklı oluyor. Daha doğrusu bana göstermek istedikleri şeyler benim aradığım e, özelliklerden çok daha farklı. E, genellikle gençler bana çok mesaj atıyor. Diyorlar ki işte ben e, şu kadar yıldır boks yapıyorum, Türkiye Muay Thai Şampiyonluğum var, işte çok iyi güreşirim şu kadar yıldır, şu, çok fizikselim vesaire. Bunların aslında hepsi doğru çalışma şekilleriyle kazanılabilecek özellikler. Ben akademiye gelen gençlerde aslında, biraz da gelecekte yapacağımız trial için biraz şey veriyor olayım yani tiyo veriyor olayım, daha farklı şeylere bakıyorum. İletişime çok önem veriyorum ben. İletişimin iyi olmadığı ve öğrenci ve eğitmenin birbiriyle olan o iletişiminde aksaklıklar çıktığı noktada çok ciddi problemler olabiliyor. Ee, yani çok basit bir örnek, çok örnekler veriyorum ben konuşurken. <laughs> Mesela elinizde bir Ferrari olabilir ama direksiyonu çalışmıyorsa yani onu yönlendiremezsiniz. O yüzden e, iletişim nasıl kurduğu benim için çok önemli. Ne kadar hızlı öğrendiği ve adapte olduğu çok önemli. Bazı insanlar gerçekten e, çok e, yetenekli insanlardan daha ileriye gidebiliyorlar. Doğu hızlı öğrendikleri ve <laughs> pardon. E, hızlı adapte oldukları, hızlı öğrendikleri ve binlerde kaldıkları için. O yüzden e, bunlar benim için çok önemli bazı kıstaslar, ve de, şey, değerler bana göstermeleri gereken şeyler. E, bunlar çok önemli, öyle. Evet, ya bir de bu öğrenme herhalde biraz ego ile de ilgili bir şey. Yani o ne kadar açık olursan, ne kadar kişi şeyini, e, karşı taraftakinin bilgisini ne denir ona? Hani saygı duyarsan herhalde bir, bir anlamda o kadar da çok Öğreniyor olursun. Peki Dagi'nin e, geldiğindeki e, durum nasıldı? Biraz hani senin durumun, Abi. biraz onun hali, hani biraz şey için de hani ileride Dagi olmak isteyen veya belki onu da geçmek isteyen e, potansiyel 15 yaşındaki çocuklar için biraz soruyorum aslında. Şöyle e, benim şu anda hala en eski öğrencilerimden bir tanesi olan e, Uğur Anso getirdi onu yıllar önce. Bana hep bahsederlerdi zaten. Bizim işte kickboksta yaptığımız ayrı bir yer var. Ee, orada da çok yetenekli bir çocuk var derlerdi. Ee, ben de ya getirin bir ara. Bakalım falan dedim. Geldi bir gün. Ee, seyretti. Ve o zaman Kavacık'ta kulübümüzde böyle o zaman bilenler bilir böyle iki kat vardı. Bir şey farkı vardı. Ee, yukarıdan aşağı bakıp böyle güldü böyle. Hani ben öyle algıladım ki öyleymiş sonradan da öğrendiğim kadarıyla. Ve biraz alaycı tavırla jujutsuyu falan çok, çok ciddiye almadı yani. Ondan sonra antrenmana davet ettik. Antrenman yaptıktan sonra suratı böyle bir karardı. Ee, ve o noktada biliyorsunuz ki iki tane yol var. Bir, e, bu muhteşem bir şey. Hadi bunu benim yapmam lazım diyen öğrenci çıkar. Ya da bununla baş edemeyen o zamana kadar çok böyle ebus şişirmiş adamlar çıkar. E, Dagi, Dagi diyoruz bu arada, Sait Hüseyin Aslan Aliyev çok gerçek bir çocuktu. Ve e, bundaki etkinliği hissedince bunu öğrenmek istedi. E, Sonra aradan birkaç ay geçti. Bir gün annesiyle beraber geldiler. E, oturdular ofise. Annesi dedi ki, ben dedi, e, çocuğumun dedi bir dövüşçü olduğunu biliyorum. O zaman daha da 14 yaşındaydı ben de de ona okul okula vermem. Okulu burası dedi. Eti senin kemiği benim dedi. Peki öyle agresif hani şey bir çocuk muydu? Hayır. Nasıl? Yok. <laughs> ee, o zaman şöyle söyleyeyim. Konuşmuyordu bile. Ee, böyle Justin Bieber gibi saçları daha, vardı. Daha tedirgin edici bir kombinasyon söylüyordu. Tatlı <laughs> çıktı. Zaten şey. hep öyledir yani. Güler güle yüzlü bir adam. Ondan sonra devamlı <gülüyor> gülüyordu. İlk ee, ilk başlarda ben hani dil dil konuşmadığını da çok an, yani çok anlamıyordu Türkçe ama Türkçe biliyordu. Onun için dille ilgili problem yaşardık ama o anlamıyorum demezdi, her şey gülerdi. <laughs> ee, ve Sait Hüseyin Arslan Aliyev çok uzun bir isim olduğu için... O Dağıstanlı çocuk, o Dağıstanlı çocuk. Biz onu Dagi demeye başladı kulübün içinde. Hmm. Ee, Dagi de oradan geliyor. Ee, Yo hiç öyle agresif bir çocuk değildi. Antrenman yapana kadar. Hmm. Yok Yani şey için mindere olur. girene kadar. Genelde aileler kavgacılıkla dövüşçü olmayı bir <laughs> tutar ve hani öyle bir yerden... Ee, he, bu çocuk sürekli kavga ediyor o zaman biz bunu verelim bir dövüş kubileri öyle bir yerden mi konuşuyor hayır. diye hayır, hayır, kesinlikle yani e, şimdi şu, geldiği bölgede Kafkas'ta hı hı. E, bu sporun çok ciddi bir kültürü var e, o yüzden hani bu e, hayatın bir parçası gerçekten orada o yüzden öyle algılanmıyor o tarafta yani çok ciddi anlamda e, Sovyetlerden gelen bir e, disiplin ve spor kültürü var. Gerçekten çok iyi eğitiliyorlar yani altyapıları çok sağlam oluyor. Hmm. Anladım anladım yani spor'a yani. bakış açıları, diyetleri, işte kendilerini nasıl baktıkları, alakalı esnemeleri yani Dagi 14 yaşında burada spor masajı yapmayı biliyordu. Anladım. Anlatabiliyor muyum anladım, Ne demek anladım. istedim yani olaya hakimdi. Ee, ve a, şey ben kestim annesi geldikten sonra evet. geldiler dedi ki bunu al dedi. Ee, Valla bir bakmam lazım dedim yani Değil e, çok yani şöyle e, çok zayıftı iletişim kuramıyorduk çok konuşmuyordu vesaire ama benim kastettiğim başlarken de kastettiğim iletişim başka bir şey yani e, biz Lika'yla da mesela yani aynı dili Hı -hı. konuşmuyoruz ama Mindere girdiğimiz zaman aynı dili konuşuyoruz oradaki iletişim çok farklı o, o iletişimi ben onunla sağlayabilir miyim ona baktım sağladım e, bir süre geçti baktım e, nelere baktım işte Yorgunluğa nasıl tepki veriyor? Otoriteye nasıl tepki veriyor? Ee, nasıl Ne kadar hızlı öğreniyor? Ee, nasıl kendi kontrol edebiliyor mu? Vesaire gibi birçok aslında o farkında olmadan onu böyle ufak ufak test ettim. Ee, sonra dedim ki tamam. Ee, peki dedim ben bu çocuğa sponsor oluyorum. Ee, artık ben de dedim ve ondan sonra da düzenli olarak çalışmaya başladık. Peki o dönemden sonra e, jiu-jitsu odaklı çalışmadınız ama değil mi? MMA... Hayır. Jujutsu odaklı çalıştık. Öyle mi? Tabii. Hmm. Hatta şöyle söyleyeyim sana. Ee, bizim e, gariptir. Ben Dagi ile uzun vadeli planlar yaptım hep. Ee, ve şunun farkındaydım. Wushu Sanda Akademisi'nden geliyordu. Hmm. Vuruşmayı az çok biliyordu. Ee, az çok değil, iyiydi yani vuruşları. Sadece biraz MMA yönelik bazı ufak adjustment'lar vesaire gerektiriyordu. Ama o yıllarda yapacağı Jujutsu'nun ilerleyen zamanlardaki e, oyununda ve kariyerinde çok büyük bir etken olacağını biliyordum ben. O yüzden ona çok ciddi Jujutsu'yu öğrettim. Yıllarca Jujutsu yaptı. Yani biz 4 yıl boyunca ben Dagi'ye bir kere ellik tutmadım. Hadi canım. Aynen öyle. İnan, i̇nanılmazmış. Gerçekten öyle. Yani e, bunun söylediğim birçok öğrenci... Ya ben de hani ama MMA için gelmiştim falan... Şimdi o ayrımı çok iyi yapmak lazım. Gerçekten MMA yapmak istiyorsan jiu suyu detaylı bir şekilde öğrenmek çok büyük bir silah cebinde. Ee, büyük para maçlarını jiu kazanır ya da kaybeder. O yüzden e, vuruş yapmak istiyorsan da jiu suyu çok iyi bilmen lazım ki jiu yaptırtma gibi benim böyle bir bakışım var e, MMA'ye ve jiu öğrenmek biraz boks biraz jiu ile olmuyor. Gerçekten içine girip o sanatına hakim olmak çok önemli. Özellikle o yaşta. Onun da öyle bir vakti vardı. Gençti daha. Ben e, 20'sinden önce belki hatta biraz sonra onu bir maça sokacağımı biliyordum. O yüzden dedim ki birkaç yıl bunun altyapısını, Jiu Jitsu Foundation'ı kurayım. Ondan sonra e, geri kalan her şey çok kolay zaten. Ve biz yıllarca bunu yaptık. E, gariptir. Seyreder büyük bir ihtimalle kendisi Hı. de. E, bu süreç içinde birkaç kere bırakmak istedi. MMA'yi. Dedi ki ya biz ne zaman bunu yapacağız? Ne zaman yapacağız? Ne? Sakin ol. <laughs> sakin ol, sakin ol. Ben ona hep abilik yaptım. Ve onu sakinleştirdim, konuştum. Biz çok konuşmalar yaptık. Ee, ama sonradan aslında gördük ki gerçekten e, doğru bir strateji izlemişiz yani. Evet evet. Sonra delip geçiyor zaten ki evet. ona maçları konuşmaya. Yani sabit bir Jiu foundation üzerine e, ground and pound'lar kirli box ve işte ayaklarını biraz El ayak koordinasyonunu geliştirdiğim biraz Muay Thai'da clinch falan. Bunları ekledikten sonra gerçekten durdurması çok zor. bir adam haline geldi. Peki hangi noktada maç yaptırmaya karar <laughs> verdin? Yani tamam artık zaman geldi diye hissettin? Ee, onu biliyorsun ya. O, evet. o kafaya geliyor. Yani e, bizim akademilerimize çok yıllar için değişik yerlerden çok fazla profesyonel sporcu geldi. Hala da gelir gider. Ee, onlarla bir antrenman yaptığındaki şeyi o kendi hissettiği güven e, mindere bastığı zaman anlıyorsun adamı yani yaklaşık 18 yaşındaydı ilk maçını yaptığı zaman Hı -hı. E, Stojanov eee Hırvatistan'da dövüştü. Hı -hı. E, gerçekten o o dönem hazırdı dövüşmeye. Yani o o bir, bir bir günde olacak bir şey değil o. Birkaç hafta içinde onun değiştiğini ve bu değişimin sürekli olduğunu hissediyorsun sporcunda yani. Hazırdı yani. şey nasıl Hazırdı oluyor? Yani? Ee, mesela Türkiye'de pek çok MMA dövüşçüsünün problem yaşadığı bir şey maç bulmak. Yani onun menajerliğini de bir noktada sen yapıyor gibi oluyorsun. Her noktada. Yani, <laughs> Biz yaptık her şeyi. Ee, nasıl gelişti o süreç? Sonuçta çocuğun göstereceği maçı yok. O ilk maçı bulmakta kimse de karşısına çıkmak istemiyor hani böyle upcoming yetenekli isimlerin. Ee, o zaman bir, tabii upcoming yetenekli bir isim olup olmadığı kimse bilmiyordu. Hı. Profesyonel maçı yoktu. Yani yıllarca işte Wu San'da vesaire oralarda dövüşmüştü. Ben onu Avrupa şampiyonasına götürdüm. Brazilian Jiu Jitsu IBJJF'te. Herkesi submit etti yani 5 kişiyi submit etti arka arkaya. Ee, yani bir maç maç şeyi vardı onda deneyimi. Hı hı. Hani o arenaya çıkma ya da işte mindere çıkma, orada hakim de olaya. Ee, yetiştirdikten sonra sporcularımız biz şu oluyor bir çok fazla dostumuz var dünyanın değişik yerlerinde yani 20'den fazla ülkeye gitmişiz. Seminerler vermişiz, almışız. Oralarda dostlarımız, arkadaşlarımız oluştu. onlarla devamlı bağlantı içindeyiz ve bu insanlar organizasyonların içinde görev yapan insanlar. Bazıları hakem, bazıları işte reklamcı vesaire. Ama hepsinin de ortak bir var, hepsi jiu yapıyor, MMA yapıyor, bu sporları seven insanlar bir şekilde bağlantılar geliyor. Ee, sağ olsun ilk maçını, kariyerini başlatan Dagin'in maçını bize Sami Berik getirdi İngiltere'den. Buradan çok selamlar ona. Ee, ben Sami Sami ile ilgili ayrı bir bölüm yapmak lazım. <laughs> Sami e, benim bildiğim en eski e, Türk MMAciler İngiltere'de yaşıyor. E, çok fena bir adamdı. E, artık dövüşmüyor, emekli oldu. O dönem e, Sami bana dedi ki ben de de bir takım kuruyorum. Sende de iyi bir çocuk var dedi gel dedi başlatalım bunu dedi. Ben dediğim gibi hani bir bir yıl daha beklemeyi düşünüyordum ama hazır mıydı? Hazırdı çocuk yani. O yüzden okey dedim ve e, Hırvatistan'a gittik. E, Hırvatistan'daki organizasyon da aslında birkaç organizasyonluk bir lig usulü olacaktı ama ilk organizasyondan sonra organizasyon kapandı. O maçı biraz anlatmak ister misin? O da yine biraz iyi yani aslında takımın dominasyonuyla geçen bir maç ama. Aynen öyle. Ben öyle olacağını da biliyordum zaten. E, çünkü dediğim gibi ben e, onu e, müsabakanın hep üstünde hazırladım her zaman. E, onun için biraz sabırlı olmasını hep söyledim. E, çünkü çıktığın zaman aslında dövüşmek için değil, kendi biraz da göstermek için çıkıyorsun. Evet. Ya Bir şov yapman lazım. Yani ben buradayım demen lazım ki biraz dikkatleri üstüne çek. Hem mevcut organizasyon için hem scout eden büyük organizasyonların elemanları var. Onların seni görmesi çok önemli. O yüzden burada çıktığımızda ben hani güçlü olacağımızı biliyordum. Ama rakipleri tanımıyorsun küçük organizasyonlarda. İlk maçları, ikinci maçları hani bilemedin üçüncü, dördüncü maçlar oluyor. Bu dövüştüğümüz arkadaş da bir vuruş kökenli bir adamdı. Ama dediğim gibi yani bizim için ciddi bir problem olmadı. Çok rahatlıkla geçtik yani maçı. Evet, çok ee... büyük bir hikayesi yok maçın öyle söyleyeyim sana yani, <laughs> yani hani gittik da, dövdük ve geldik <laughs> youtube'da <gülüyor> da bulabilirler yani Var. hani şey gibi zaten o rakibi de biraz psikolojik olarak da kaybediyor maçın başında hani bir iki darbe alıp böyle onu yedikten iki... sonra evet hiç şey yapamıyor karşısında kalamıyor ee, ve ondan sonra one championship e... Dönemi başlıyor galiba değil mi? Yoksa arada Birkaç, başka maç var mı? Arada başka maç yok. Hı -hı. Birkaç yıl geçti. Ee, biz o süre içinde Dagi kampa götürdük. Brezilya'ya gittik geldik. Hı -hı. Ee, orada Jus'u dövüştü vesaire. Ama o arada şey yok. Birkaç yıl yine bir durduk. Hı -hı. Vardı teklifler ama ben ilk maçındaki performansından sonra e, açıkçası küçük organizasyonlarda böyle bir ufak riskler almak istemedim. Ve yani daha büyük bir şeye gireriz diye birkaç yıl gerçekten uğraştım. O dönem uğraşarak geçti yani biraz. Ee, şöyle bir sıkıntı vardır ama. Yani herkes dövücüsünün iyi olduğunu söyler. Organizasyonlar. Aa bunu bak bu çocuğu gör, bu çocuğu gör falan. Herkesin bu çocuğu görü vardır yani. Ee, o, ama orada yine bağlantılar hani devreye giriyor. Ee, bir yerden bir mesaj aldım ben bir gün. Devamlı Van'ı da tırmalıyordum. UFC'yi de tırmalıyordum. E, UFC biraz daha zor gözüküyordu. UFC o dönem 5 e, 5 minimum 5 maç istiyordu. Namalup istiyordu falan. Şimdi çok öyle değiller ama e, o zaman öyleydi. Kesinlikle bakmıyordu yani 5-0'dan aşağı bir şey varsa. E, bazı dostlarım sayesinde Terry adında bir dostum var Amerikalı. O bir şekilde e, bana bir mesaj at Dedi ki bak dedi böyle bir trial bir durumu var dedi. Hemen dedi senin adını koydurtuyorum dedi. Bu çocuğu mutlaka götürmeniz lazım dedi. Ne trial dedim böyle böyle. Burada dedi dövüşçüleri trial yapıyorlar. Ondan sonra Terry bu dönem öncesinde Van aslında birkaç tane bize red verdi. Dedi ki küçük Hı. organizasyonlarda birkaç tane daha maç yapın. Ondan sonra alayım sizi. Peki niye maç etmedin? Sakatlık olabilir ee, veya böyle hani... Ya küçük organizasyonlar Sportunun çok riskli yani. Şanına gölge düşmesin gibi. E şimdi kazanıp vermeye de bilirler. Şimdi sen buradan hmm. kalkıp Malezya'da bir alışveriş merkezinin içinde anladın mı ne demek istediğim? Yani adamı dövüştüreceksin. Maçtan sana McDonald's Ha ne ne için dövüştüreceksin? E, yani ciddi bir para kazanmayacak oradan. Ya en kötü ihtimal onu yapacaktık bu arada. Hmm. Ama Tabii ben sokabileceğim biliyordum. Onun için daha büyüğe oynadım hep iki oynamışım yani. Şeyde de soracağım. Mesela atıyorum orada puanla kaybettin. Ya acayip bir şey değil mi? O rekordlu bir tane mağlubiyetin olması. Yani git ya dön oradan dönebilirsen gibi bir durum da oluyor galiba. Yani dönersin Kapalı. hani dövüşürsün yine ama yani neden hani bu kadar? Bir de <laughs> sakatlık riski falan söz konusu. Yani her maç e, bir operasyon ya. Yani <laughs> onun için doğru. uzun ama... vadeli planlar için çok akılcı bir hareket değildi çünkü yaşı da gençti. Yani öyle bir... Acele etme gerek kesinlikle gerektin, yoktu. Kesinlikle evet. yoktu yani. Ben bir denemek istedim ki dediğim gibi bazen o iki yıl sabır etmek, beklemek ee, her şeyi değiştirebiliyor. Ee, ve sonra trial'a? Sonra kalktık biz bir günlüğüne Singapur uçtuk. Kaç saat oluyor? On küsür saat. Çok iyi. <laughs> Orada İdeal. Kerim dostumun evinde kaldık. Orada çok iyi bir arkadaşım var benim. sağ olsun çok destek oldu bize. Ee, ve... Gittik, havaalanında bizi bayağı tuttular. Rus pasaportu çekti kenara, beni ayrı çekti, sorgular bilmem neler bir acayip ilginç bir şekilde. Singapur'a zor girdik. Bu yüzden de geç kaldık, yemek yiyemedik, ısınamadık, hiçbir şey yapamadık. Direkt otele gittik ve direkt direkt girdik yani. yani uçaktan çıktık, eve gidip bavulu koyduk, oradan çantayı alıp otele gittik. 10 saat Razım. uçuşun ardından. 10 küsür. Yani, i̇nanılmazmış. Dünyanın ucu ya neredeyse. Çok acayipti yani. <laughs> yani sen, senin için de tabii zor da esas lagi için inanılmaz bir şey. Yani, yani hosteslerle pet, work, fa work up falan yapması gerekiyor. Ya uçakta yapalım dedik ama çok garip olacaktı. <laughs> Yapamadık yani. Gönül hani, güven. Tabii tabii yani yüzümüze gözümüz orada biber sprey falan sıkarlardı belki. <laughs> Kalkıp böyle iki tane işte biri Türk, biri Dağıstanlı adam kalktılar bir şeyler yapıyorlar falan diye. Ben... Uçağı mı kaçırıyorsun? <laughs> Çok <gülüyor> mümkün abi. Yok. Peki trial'da ne yaptırıyorlardı? Yani nasıl bir süreç oluyor Trial'ın videosunu e, yükledim. YouTube'umda var. Hı -hı. Onu paylaşırım e, bunun altında. E, içeri giriyorsun. Orada bir heyet gibi bir şey var. Rich Franklin oradaydı. VPC. Ondan sonra e, girdik. Ve içeride bize e, işte 7 dakika pet vurdurdular. 7 dakika grappling yapıldı. Ondan sonra biraz Jusula'ya baktılar. Hareket edin birkaç saat bir şey yapsın falan gibi. E, ve bunların hepsi durmadan non-stop oldu yani 7-7-7 gibi. Sonra da birkaç soru sordular. Dediler ki işte bize bir tane futlak göster gibi. Garip böyle. Dedim ki futlak <laughs> <Ehli> göster. <laughs> ha Aynen öyle. Dedim ki futlak göster. Futlak mı göstereyim dedi. Dedim göster. Bir tane futlak yaptı falan. Teknik gösteriyor yani. <laughs> Ondan sonra da işte kısa bir interview dedi ki işte e, niye burada olmak istiyorsun büyük hayalin ne falan filan yani bunlar. E, ama etkilendiler yani onu biliyorum e, çünkü orada oturan insanlar da dövüşçü e, ve e, anladılar yani ne olduğunu. Burak dediler bir senle bağlantıya geçeceğiz. Biz geri döndük yaklaşık bir hafta içinde de bize e, altı maç, iki yıl kontrat gönderdiler. Ee, peki ne oldu senin reaksiyonun böyle bir durumdan sonra? Hemen kabul ettiniz mi pazarlığa mı oturdunuz diye <laughs> İlk kontratta pazarla oturulmaz ya. <laughs> Teşekkür ettik yani. Yani nasıl çok sevindik tabii. Ee, bir kariyerin, ciddi bir kariyerin başlangıcı. Van, Asya'nın en büyük organizasyonu. Milyarlarca insana yayın yapıyorlar. Çok büyük bir network. Çatri ee, adında Taylandlı, Singapur'da yaşayan bir e, emlak e, zengini. Bir, bu işi çok seven. E, aynı zamanda Evolve Gym'in sahibi bir e, kişi tarafından yönetiliyor. Çok içeride adam her şeyle ilgileniyor vesaire. E, ekibin başında işte ESPN Sports'un eski müdürleri falan var. E, çok böyle profesyonel bir kadro ile yönetilen dünyanın en büyük organizasyonlarından bir tanesi. Yani hep böyle UFC'den bir tık aşağıdadır belki ama hı hı. iki tık değildir yani. Bayağı büyük bir Network'ü var Ve şu an. Ve gitgide büyüme de devam ediyor. Büyüyecektir tabii. Peki ilk maça hazırlık kampınız nasıl oldu? Ne yaptınız? Böyle <laughs> farklı olarak bir şey yaptınız mı? Ya Gel şöyle beye. söyleyeyim sana ya orada da ben ilk maçta böyle çok büyük problemler yaşayacağımızı düşünmüyordum açıkçası yani. Hmm. Ve bana e, orada e, Rich dedi ki ya bu dedi hani burada süpersiniz harikasınız ama ışıklar yandığı zaman bırak dedi hani bakalım hmm. ne olacak falan Heyecan dedi. Heyecan Emin misin dedi. Bu kontrat gelmeden önce trial'ın sonunda oluyor. Hiç unutmam o günü. Dedim ki bana yarın dedim, şampiyonunuzu getirin dedim. Çok iddialı konuştum yani. Sonra e, biz geri döndük. E, biz normal antrenmanlarımızı yapmaya devam ettik. Evet. Ben ağır bir sparring yaptırmadım. Hiç o riskleri almadım hiç. Çünkü hazırdık yani. E, bundan sonra yapacağım her şeyin aslında bir risk faktörü olduğunu biliyordum. O yüzden dedim ki ya, gerek yok. E, bazı stratejik şeyler yaptık oyunlarımıza. E, rakip vuruş kökenli olduğu için. Ee, daha fazla takedown işte e, ground and pound'umuzu ve takedown'umuzu üzerine biraz gittik. Biraz footwork çalıştık e, karşı tarafın e, düz gardını bozmak için. Ve e, stadyuma gittiğimizde ben hatırlıyorum. Ulan büyük konuştuğum için yani şimdi ister istemez <laughs> her ne kadar emin de olsam sporcumdan şey hissettim yani. Ulan dedim çok büyük konuştum çünkü bakıyorum ki herkes böyle bakıyorlar. <laughs> hadi dedim bakalım. Ki, Aynen öyle. E, herkes geldi dedi hadi başarılar falan ve gerçekten e, yani hem e, Dagi için hem de benim kariyerim adına en böyle e, keyifli maçlardan bir tanesidir yani. Çok güzel bir maç oldu. Ki o da çok uzun süren bir maç değildi. Çok çok güzel bir maç oldu. E, Mişal Alfat e, sporu bıraktı. Şaka yapmıyorum. Bir Onun sonraki için. maçlarda bize ses, görüntülü şey attı Ben de de evleniyorum bırakıyorum falan. Yani bizim yüzümüzden bıraktı <laughs> diye söylemiyorum ama gerçekten e, o maç e, o suplex ground and pound yani o birkaç o saniye içinde birçok şey yaptı. Ve e, ben maç bittikten sonra inanılmaz bir rahatlama hissettiğimi hatırlıyorum. Etrafıma baktım çıkarken kafesten böyle herkes bakıyordu dedim tamam yani. Yok orada bir de şey de çok etkileyici bence. Bu MMA sporunda çok e, gerçi genel olarak dövüş sporlarında çok olan bir şey. Hani kapıdan böyle efendice girdiğin zaman kimse seni hatırlamıyor. Hani kapıyı böyle bir tekmeyle açman gerekiyor. Aynen. O artık şey e, onun koç başıyla açılan bir maçtı yani. Hani böyle rakibi hani parçalayan bir dagi performansı var. Linkin de bio Onu da koyarız. Tabii tabii. O yani maçı mutlaka seyredin. Burada zaten şey gibi bir hayal var. Hani dur dur maçı izle. Aç devam et. Ee, sonraki maçı o zaman geçelim hemen. İlk maçı yaptıktan sonra biz acayip böyle bir patlama oldu aslında yani network anlamında ee, insanlar çok fazla özellikle organizasyon içinde insanların bakışı değişti. Çok fazla insan bir daha bu çocuğu görmek istiyoruz dediler. Ee, o noktada ben biliyordum yani hani daha dikkatli olmamız gerektiğini daha bir ciddi bir sorumluluk vardı artık. Ee, i̇kinci maçımızda bize Çenesi çok güçlü bir çinli verdiler. Yani daha yani o çocuğu gerçekten yani beton dökmüşsün gibi falan sesine. Ya <laughs> yatmadı herif yani anladın mı? Ve bunu bilerek yaptılar bence. Çünkü anladılar ki hani biz patlıyoruz, gidiyoruz, dövüşüyoruz yani. Dediler ki bu çocuğu durdurmak lazım. Veya mesela dayanıklılığını bir görmek lazım gibi. Hani. E, e, Tabi yani hani o uzun uzun gitsin istediler. Hı hı hı. E, onu da yatırdık. <laughs> Ama zor yatı gerçekten çok çok sağlam vuruşlar aldık. Yani bence ilk yaptığı sağ low kick sol hook kombinasyonunda o çocuğun tekrar ayağa kalkması çünkü önümdeydi yani. yani ben buradaydım. O burada yattı. O solu nasıl yediğini gördüm. 4-10 sayı ben kalktı. Sonra kafasına bir tane saat tekme attık. Stadyumda ses yoktu. Şlak diye suratına oturdu falan. Dedim yattı. Yatmadı. Sopa, <laughs> <laughs> sopayla müdahale İnanıl, ediyorsun. İnanılmazdı yani. Peki gerçekten. Peki şey nasıl oluyordu? Ee, Dagi ile o antrenör ve aslında sporcu ilişkisi hani şu anlamda soruyorum. Hali hazırda kafasının içindeyken hani senin komutlarını nasıl alıyordu? O, reaksiyonu nasıl? Oraya hani oraya ee, ya o onu bana çok söyleyen oldu. Ee, en büyük özelliklerimizden biri dövüşürken iletişimimizdi. eee köşede ben seyrederken maçını ne dersem yapardı yani. Bunu yapmak çok kolay bir şey değil. O adrenalinin orada, her şey orada düşün. Bir yandan da düşün, koskocaman stadyumun içindesin, insanlar bağırıyor falan. Bir evet. yandan adamla dövüşüyorsun, bir yandan da koç sana diyor ki sol elini indiriyor, sağ yukarı. <laughs> ve ve koronayı korona dönemi değil yani hakikaten. Hıncanın şey feci bir şey yani ve o o iletişimimiz bizim hep oldu. Her maçta köşeden beni duyarsınız. Ne desem de yapar. İlk maçta o şey de aynısını yaptı, Stojanov. Hı hı. Ee, bir tane aşağı, bir tane aşağı diyorum aşağı vuruyor. Bu Jaa maçında da öyle, ee, Jaa'nın üstüne gitme dedim. Yani o sol vurduktan sonra üstüne çıkmasını istemedim çünkü bize bir leg lock yapabileceğini biliyordum. Ee, yerde heel hook, leg lock çalışıyordu. Onu da duymuştum bir yerlerden. <laughs> Onun için yatırdık, üstüne çıkıp ground and pound riskini almayalım. Çünkü reach'imiz ondan uzun, bu çocuğu dövüyoruz. Yani şimdi yatmazsa ikinci round yatar. Ama hiç risk almayalım mı oynadım. O da geri çekildi ilk yatırdıktan sonra. Sonra yukarıya vurmasını, sağ tarafını, sol tarafını çocuğun çok açık bıraktığını bağırdım. Bunlar duyuluyor bu arada şeyde maçlarda. <gülüyor> ne <gülüyor> desem çat oturuyor, çat oturuyor, çat oturuyor. Bu çok önemli bir şey işte iletişim. Ee, ve onun içerideyken göremediği bazı şey dışarıdan gören birinin oraya koyması ve bunun harekete geçirilebilmesi çok büyük bir değer. Ya aslında böyle... Her sporda öyle. Büyük dövüşçüleri daha sıradanlardan da ayıran bir şey bu bence. Çünkü pek çok yani YouTube'da da bunun örneğini görebilirsiniz. Pek çok büyük dövüşçü o aldığı ufak komutları ne kadar harfiyen yerine yerine getiriyorsa o kadar aslında başarılı oldu. E yani çünkü çok önemli. dışarıdan onu gören bir antrenör hemen onun kontrasını söylüyor. Tak tak şey yapabiliyorlar. Tabii. Uygulayabiliyorlar. Peki ikinci maçında o <laughs> devrilmez Çinli'yi de devirdikten sonra burada yok. buradaki durumlar peki değişiyor mu diye yani onu da merak ediyorum hani sponsorluk hiç aslında siz yine o şişideki yani biz çok daha küçük bir salon yani bugün çok küçük burada gördüğümüz salon hani belki Avrupa dünya standartlarında bir salon ama o gün kum torbası bile olmayan bir şişit su çok küçük aslında küçük yani. bir ofis de orası böyle butik bir yerde Birkaç ee, birkaç yüz metre bir yerde torba falan da torba bendim orada bana vuruyordu <gülüyor> <gülüyor> onu e, yani e, Sponsorluk hiçbir zaman olmadı galiba ya. Yani hep biz kendi aramızda dostlarımızla, kendi öğrencilerimizle İstanbul'dan, Ankara'dan olsun hep böyle kendimiz her şeye sponsor olarak çıkarttık aslında. Aslında bu sponsorluk meselelerin olmaması başarını bence katmerlendiriyor da. Çünkü burada Dagi profesyonel bir sporcu olarak hayatını bir yandan geçindirmek zorunda ama sen antrenör olarak başka dersler de vermek zorundasın. Yüzde yüzünde konsantre olamıyorsun. Hani aslında o, o dönem nasıl çalışıyordunuz yani? Daha mı az uyuyordun? Ne, ne yapıyordun yani? yani <laughs> Çiftliğe dengelenmesi gerekiyor. Bu iki ayrı iş aynı anda yapılıyor gibi ya çünkü. Ya dediğim gibi yani e, ben bu işe çok ciddi zaman, emek ve resource harcadım. E, çünkü inanıyordum ona. Hala da inanıyorum. çok önemli ve iyi bir sporcudur. E, ama bunu tek başıma da yapmadım. Şimdi... eee şunu çok iyi anlamak lazım. Akademilerin hepsi bu şekilde başarılı spor çıkarır. Yani hiç kimse kalkıp da mesela 14 yaşında yeni bir denebilecek bir sporda çok başarılı olabileceğini düşündüğüm birine kalkıp da sponsor olmuyor. Olsalar keşke. Çok daha büyük işler yapılır ama işin ruhu böyle değil yani. Aslında birçok sporda da böyle değil yani bakarsan. Hep böyle kendi içimizden bu sporun getirdiği o network ve yakınlaşmayla yani onunla beraber antrenman yapan insanların ee, sadece onun burada terlemesiyle değil ama e, dönem dönem ona işte e, gerek malzeme gerek kamplarındaki işte e, masrafları vesaireyle yapılan bu desteklerle bu hale geliniyor ve bu da çok aslında hani dışarıdan bakıldığı zaman çok da ben böyle satılabilecek bir şey yani çok büyük bir Va, böyle de yaptık böyle de yaptık falan şeklinde anlatmıyorum çünkü zaten böyle oluyor. Yani <laughs> doğası başka türlü olacak e, tabii ki doğası böyle yani oradaki o yeteneği birisi görüyor ben gördüm çocukta o yeteneği ne kadar haklı olduğumda zaman içinde aslında belli oldu ve o zamanlardan bu zamana kadar bu işlere sponsor olan insanlarla benle beraber hepimiz çok gurur duyduk yani Türkiye'de aslında neler yapabileceğimizin sadece ben takım olarak söylemiyorum yani biz toplum olarak söylüyorum bu genç insanlarla neler yapabileceğimizin öğrencinin kafası, ruhu ve vücudu burada olduğu zaman ve bizim de ona olan inancımız ve desteğimizle beraber neler yapılabileceğinin çok iyi bir örneğidir. Evet tabii. evet tabii ki yani çünkü... Ama bu böyledir yani. Doğru doğru muhakkak yani çünkü orada şey de çok bana ilginç geliyor. Daha önce de söylemiştim. Bu kadar küçük bir salondan şu anki çünkü MMA Türkiye'de bence ilerliyor. Hani seyirci anlamında ilerlemese bile tabii. hani altyapı anlamında kulüpler gayet iyi kulüpler var. Ee, o en küçük salondan hani o en belki de başarılı sporculardan birinin çıkması hep bana ilginç geldi. Yok ilginç değil. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> ee, bu salonların bu pahalı minderlerin bu bu ıvır zıvırın hiçbir değeri yok. Dünyanın en iyi adamları e, böyle ben gözümle gördüm yırtık pırtık yerlerde çalışıyorlar pislik içinde. Brezilya'nın Top Team denen bir takım var mesela. Adamların duşu yok. Kafalarına kovayla su döküyorlar antrenmandan sonra. Sörfe gidiyorlar falan. Yani bir kulübü kulüp yapan içindekilerdir. Ee, yani insanla başlıyor mevzu. Şampiyonun yüreği dedin. Ee, öyle yani ben bununla alakalı da bir övgü istemiyorum. Çünkü zaten yapmamız gereken şeyi yaptığımız için övülmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum. Bunu da söyleyeyim. Ama e, içerideki antrenman partisi. Ben mesela çok iyi bir dövüşçü gördüğüm zaman. Bakıyorum diyorum ki bu adam muhteşem bir, bir herif. Nerede bu? Kimle çalışıyor? Çünkü biliyorum ki yani tek başına o hale gelemiyorsun. Yani sana birisi çok iyi submission yapıyor. Submission defansın çok iyi oluyor. Yani şimdi ben mesela e, yıllardır yüz yapan biri olarak Dagi'ye yerde saldırıyorum yıllardır. Dagi 2 yıl yedi, 3 yıl yedi, 4 yıl defans, 5 yıl daha 6 dahi. Şu an siyah kuşağını ben taktım. Ve e, biliyorum ki bir mavi kuşak onun yani tabii ki bir pozisyonuna yakalayabilir falan ama ya benim yapmadığım ne yapacak yani? Anladın <laughs> mı? Hani hiçbir şey bunu kendim olamaz. için de tabii bunu kendim için de söylemiyorum. Minder'de onunla beraber antrenman yapan bütün üst kuşaklarımın işte terleyen, kanayan, hatta sakatlanan onunla beraber onu daha iyi olsun diye emek harcayan insanların onun üzerinde çok ciddi bir emeği var. Ve bu iş aslında hani iyi kulüplerle, çok malzemelerle olmuyor. Onlar araç ama esas merkezde duran insan iletişimidir, ilişkisidir yani Akademilerde. Peki o dönem ikinci galibiyetinizden sonra, Van Evsi'deki ikinci galibiyetten sonra devam edelim. Hiçbir şey değişmedi mi gerçekten? Çok Direkt şey değişti. Şey şöyle şöyle bir şey değişti. Biz maç bulamadık. Ee, bir tane 20 maçı olan adam vermek istediler Brezilyalı siyah kuşak. Son anda çekildi. Başka bir tane 12 maçı olan birini vermek istediler. Bu arada 3 maçı olan birinden bahsediyoruz yani. Ben çünkü iddialı konuştuğum için adamlar şey yapmaya başladı. Al bakalım o zaman <gülüyor> <gülüyor> falan moduna girdiler. <laughs> Çeki de ona göre veriyorsa. Kimse almadı. Sonra biri de kabul etti. Biz son ana kadar aslında ona göre çalıştık. O da Brezilyalıydı galiba. Adını tam hatırlamıyorum. Yazışmalarda belki bu bulurum. Adam son anda... Bundan bir buçuk iki ay önce bir maç oldu ortaya çıktı. Yasal olarak Asya'da işte 3 ayda bir maç yapıldı. yapması Hı. medikal olarak clearance aldığı için adam son saniyede çekildi maça maçtan e, ha olan diye bir Çinli verdiler bize vuruşçu hiç tanımıyoruz. Ben huylandım tabi ama e, devam mı dediler devam dedim yani <laughs> buraya kadar geldik yani. Çok e, ilginçti maç. En kısa zamanda bitirdiğimiz maçtı. O maçla alakalı hatta nasıl bitirdiğimizle alakalı da kısa kısa bir teknik videosu koydum. Şu ilginç bir şekilde ilgi çekti. 70 bin kişi falan seyretmiş neredeyse. Yani çok da basit kısa bir video. Çok kısa bir giyotinle çocuk bize saldırdı. E, böyle çift aldı e, exchange sırasında. Biz de ona bir ayakta modifiye ettiğimiz özel böyle iki parmakla yaptığımız bir giyotin tekniği uyguladık. Tepetti çocuk. Evet o çok havalı bir e, kursağımızda kaldı böyle bir hani hem sevindik ama bir yandan da 20 saniyede biten bir maç böyle e, aha falan. Kendi de böyle bir şey yapamadı yani hani <laughs> adrenalin hani şey yapamadı <laughs> patlayan sevinemedi. Ter dökmeden maçı kazandık diyorsun. Peki böyle kısa süren maçlar daha hızlı maç almanız veya yani bir sonraki maça hızlı gitmenizi etkiliyor mu? Yoksa ya işte kimse şimdi şöyle bir şey darbe var. almadığın için diyorum. 3-5 tane maçı olan adamın Böyle bir performans gösterip ortaya çıkması e, çok garip bir yerde bırakıyor seni. Çünkü sen bu sefer 5 maçı 3 maçı olan adamlar seninle kesinlikle dövüşmek istemiyor. E, ya 15 20 maçı olan adamları almak biz her yani hiçbir zaman hiçbir maça hayır demedik bu arada. Bir maç dışında da dostumuz bir arkadaşımız var. Onu dövüşmemizi istediler. Onu kabul etmedik. E, Samir e, Malezya'da akademisi var. Monarch diye. Onu istemedik. Onunla beraber de kamp yapıyorduk zaten. Yıllardır tanımız bir dostumuz. Onun dışında hiç kimseye hayır demedik. Herkese tamam yarın dövüşürüz modundayız böyle. Ciddiyiz yani. Ee, ama e, seni garip bir yerde bırakıyor. Yani 15-20 maçı olup da böyle işte çok üst seviyelerde dövüşmüş adam, çok deneyimli adamları e, sürdüler. Gariptir. Onlar da mesela 3-5 maçı olan bir adamla dövüşüp kaybetmek istemediği için belki bu 15, 20, ben öyle düşündüm 15, 15-20 yani. maçı olan kişilerin şeyi nasıl oluyordu? Karnesi diyeyim. Hani kaç mağlubiyetler oluyordu? Fena değil yani. iyi yani. Avaraj yani. Hani şöyle söyleyeyim sana. Gidip de sana yani 20'ye 0 vermiyor yani. Ama e, işte adam mesela bir tanesi 15 maçı vardı. E, 8 submission işte 3-4 loss falan gibi. Ya gayet iyiymiş. Çok kötü değil tamam. yani. Hani kötü sporcular değil. iyi zaten Brezilyalı işte... siyah kuşak yani adam. Hani e, ama, Ama bu MMA'deki şey de çok acımasız işte yani iki maç üst üste kaybediyorsun artık bitti falan gibi hani hemen öyle bir havaya giriliyor yani çok büyük dövüşler için yani. bile öyle yapılıyor o yüzden insanların öyle çekiniyor olması evet. ben burada da mesela bana çok ilginç gelmişti ilk geldiğim zaman ee, şu an aktif korvos bünyesinde dövüşen böyle genç sporcular için hakikaten maç almıyor insanlar çünkü bir mesela birini görüyor bıyığı yok çeçen tamam abi diyor. yani bu bulaşılmaz diyor hemen şey çok da taktik yani maç seçme aslında çok kesinlikle bence hatta o da bir konuşulması gereken bir konu Tabii. çok ilginç bir çünkü şey kariyer Tabii. E, çok önemli. için çok önemli bir şey yani almayacağım çok açık söyleyeyim bu şey gibi değil mesela almayacağım maçlar olabilirdi hmm. yani derdim ki yani biz buna şu anda hazır değiliz ve buna hiçbir şey söyleyemezler bence ee, organizasyonun devamlı olarak sporcunun sporcuyu yönetmesine çok izin vermemek lazım Hmm. Yani kariyerini çünkü organizasyon satış yapmak ister ee, bir yerde seni parlatmak isterse evet tamam parlatır ama yani e, e, günün sonunda doğru maçları da seçebilmek çok önemli yani bu ilde de her şeyde dövüşürüm bir hani bir baltalık yapmamak lazım yani bunu söylememizin sebebi o anki durumumuzun gerçekten yani dünya çapında ben iyi olduğunu düşünüyorum ki kaldı ki biz Singapur'da da kamp yaptık yani Evet Orada yani ben mesela UFC lightweight şampiyonuyla antrenman yaptık. Adını söylemeyeyim. Bizi Kaliforniya'ya davet etti. Yani bırakın her şeyi benle antrenman yapın dedi. Ki bu, bu kişi o zaman Habib'le belki dövüşeceği konuşuluyordu falan. Dedik ki biz dedik satmayız kendi insanlarımızı. <laughs> Yok dedik falan teşekkür ettik ama yani ben o bir UFC lightweight şampiyonunu da nasıl antrenman yaptığımızı görünce zaten dedim hani biliyordum. Tamam dedim Benim yani, yani evet. Üstündeyiz. Evet. Peki bu Haolan'dan sonraki e, kaç maçınız oluyor? Kaç maç daha yapmıştınız? Haolan'dan sonra mı Haolan'dan sonra yani Haolan'ı kazanıyorsunuz ondan sonra bir diskalifiye... DQ var Hı -hı. ondan sonra Yama'da var Japon. Ondan sonra da Timofey var. Hı -hı. Peki bu süreçte yine böyle o kamp süreçleri yine İstanbul'da mı hazırlanıyordunuz yoksa o? Tayland'a gittik biz iki kere Hı. şimdi... E, Stoyanov için buradaydık, Bulgar için. Bulgar'da daha zordu. Hiç kimseyi vermediler. Ya yani Bulgar'da şu abartmıyorum yani 5 kere rakip değişti ya. 5 kere. Yani e, şeyi maçları yapmaktan ziyade maçları bulmak daha zor gibi o, herhalde. Özellikle o e, ilk ikinci Çinli ha, e, Haolan ve Stoyanov o iki maçta gerçekten zor rakip bulduk yani. E, devamlı birilerinin kontratı geldi, yazdık bir daha geldi, yazdık bir daha geldi falan. Ee, şeyde daha advanced insanlar verdiler e, Bulgar'da e, ve yani Bulgar'ın görüyorsun Bulgar hazır değil de böyle iki haftalık notiste falan çıktı adam bir hafta iki hafta çalıştı çıktı falan bir geldi zaten böyle hani Hamburg. ya göbekli mebekli böyle hazır değildi adam yani anladın mı psikolojik olarak hazır değildi şeydi ama bir çıkayım şimdi Çin'de yaşıyor ee, Saigon diye bir akademi oranın bilinen Asya'nın bilinen akademilerinden biri aslında. Ee, hazır değildi, ama orada çok ciddi bir hata yaptık. Ee, Stoyno maçından önceki maçlarda, e, One Championship'te, yerde kafaya tekme atmak serbestti, Pride'deki gibi. Öyle mi? Tabii, ben biz... onu bilmiyordum. Tabii tabii, yasaldı. Ben hep yasak zannediyordum. Hayır, yasaldı. Yerde stomp yapmak, kafaya tekme atmak yasaldı. Biz bunun için driller yaptık, çalıştık ve e, Stoyno maçı itibariyle bu yasadışı oldu bunu da aslında briefingini verdiler. Yani organizasyonun suçu değil bu. Bizim hatamız. Ee, ama işte bu yıllarca yapılan o drillerin bir refleksi olarak zaten %100 domine ettiği bir elemanın yerde çok kafasına tekme yani. attı ama son anda durdu. Kalçayla dönmedi vesaire. Kafeste tutuyor orada görünüyor zaten. Ee, ama arkadaş kalkmadı. Yani illegal bir vuruştan kalkmadığı zaman da kırmızı kart görüyorsun. O maçta çok gariptir. Anlatayım burada hikayesini. Hep evet, anlatırım yıllardı. Evet. yıllarda. Ee, beni sinir etti o maç. Rüyama falan girdi yani. Neden? Çünkü eleman yattı. hiçbir şey yoktu yani. E, ee, sediyeli falan kaldırdılar bir boynunu taktılar. <laughs> tabii canım win yani. Şimdi bir, bir para alıyor. Win de bir o kadar daha alıyor falan. Yani hem para kazandı hem baktı zaten e, cinayetti maç yani. Maçı seyredin. Bunların linklerini koyacağız playlistine eee George Stoino. Ah George. O ulan var ya. Yani bak şöyle bir şey oldu. Biz o maçta ona vururken elimizi kırmışız. Tamam eli kırık da yine vurmaya devam ediyor. Böyle bir canavar yani. Dedim. Ve Vicdansız. Adam e, vicdanla alakası yok. <laughs> Maç yapıyoruz Olsun. yani bu temiz. Dövüşüyoruz. E, vuruyor elini kırıyor ve dövüşmeye devam ediyor. Maç maçın ama sonuna bakıyorsun. Adamı SD kaldırıyorlar falan böyle. İşte tekme geldi falan hakeme diyor ki işte elimi hissetmiyorum. Uyanık bir de. Kolunu hissetmiyormuş. Ondan sonra hakem durduruyor maçı. Bize kırmızı kart veriyor. Diskalifiye oluyoruz. hastaneye gidiyoruz. Adam sırtına buz koymadan çünkü yani prosedür bu bu durumda hastaneye götürüyorlar. Film çekiliyor. Zaten filmde hiçbir şey yok. Boynunda sakatlık yok, ödem yok, beyinde problem yok, konkaşın yok. Hiçbir şey yok. Abi adam sırtına çantayı alıyor. Böyle geçiyor. Aa siz niye buradasınız ya diyor. Bizim elimizde böyle böyle bir balon var. Üzerinde dört tane buz var. iki tane enjeksiyon olmuş falan. Yani backstage çok farklıydı o maçın. Şimdi maçı şimdi bir daha seyredenler başka bir gözle seyredebilir yani. Ben bile şu an şey oldum. Çıldırdım ama işte. Dagi çok üzülmüştü. Bir şey yok. çok üzülmüştü yani. Ama bu bir kayıp değil. Ya maçı seyredince anlayacaksınız. Yani o maçın ne olduğunu aslında e, ekran zamanlıydı bizim için sadece yani. Bir sonraki maçta Bir sonraki maç Yamada maçı. Yamada bizi submit edeceğini söyledi röportajda. İşte. Ben uyuz oldum. <gülüyor> <gülüyor> ya dedi Türkiye'de jiu <laughs> cücüsü... jitsu. Yani olarak. Türkiye ya jiu yani Türkiye'de jiu jitsu yapıyoruz biz ve e, ciddi alıyoruz jiu jitsu'muzu ve biz Türkiye'de jiu jitsu'yu çok bilmiyorum. İşte Japon'da da işte jiu jitsu yapacağım, sabit edeceğim bir şey söyledi. Ve çok sabit ettiği rakibi vardı gerçekten. Yani sabmişin bazlı bir dövüşçüydü. E, biz de o zamana kadar hep böyle kısa maçlar yaptığımız için biraz dedi ki kendimizi gösterelim. E, deneyimli bir dövüşçü Yamada. Çok da saygılı ve düzgün bir adam aslında öyle hani böyle bir giderli konuşmadı ama hani ben onu sabit edeceğim demesi o benim hoşuma gitmedi. Ee, dedim ki biz biraz zamanını kullan bunu bir döv. ya yani öyle dedim ya açıkçası. Ve biz o maçta hiçbir zaman maçı bitirmek için dövüşmedik birkaç round. yani seyredenler zaten görmüştür. Biz bunu dövdük. Ondan sonra üçüncü roundda e, o bize bir illegal hareket yaptı. Aynı Stoyno maçında biz yukarıdan aşağı vuruyoruz. O yamada aşağıdan yukarıya bizim ağzımıza vurdu. Ve e, Dagi'nin dişi kırıldı. Ve kanamaya başladı. Ve kan yutmaya başladı. O noktada durma hakkımız vardı maçı kazanmak için. Ama biz tabi Stoyno gibi olmadığımız için e, yatmadık abi. Dedik ki dövüşüyoruz. E, dedim ki bitir artık şunu ama. Beni çağırdılar köşeye. Dövüşecek mi dediler. Dövüşecek tabi dedim. Dövüşeceğiz dedim. Ve ondan sonra da zaten bir trap traple armbara geçti falan elemanı sabit ettik baya oyna, oynamış gibi evet. bir durum var yani döv 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 şimdi bitir deyince evet, ama Yama'da gerçekten yani Japon ekolü oradaki adamların hepsi çok saygılı çok böyle gelip gerçekten çok saygı gösterdiler ne bileyim seviyorum o adamları yani çok düzgün adamlar ama şey açısından da ilginç. Dagi'nin komut alma konusunda bitirdiğince bitirmesi. Yeter artık dedim. Yeter yani. <laughs> hani çünkü stadyum falan da gerildi artık yani anladın mı? hani Çünkü vuruyoruz <laughs> yatıyor kalk yani. diyoruz. yani Gitmiyoruz üstüne vuruyoruz yatıyor kalk diyoruz. Hani bir sıkıcı bir hale geldi maç ama e, o maçta gerçekten e, bir performans gösterseydi e, yamada daha böyle güzel bir maç haline gelebilirdi. Hmm. Ama ne yazık ki onun açıklarını çok iyi analiz için ve bir adım sonrasında biz geçmediğimiz için o maç öyle böyle bir Donuk kaldı yani. Peki son olarak da Timofey maçına <laughs> değinmek istiyorum. Timofey maçında nasıl oldu? Timofey çok sert vuran bir adam. Çok kısa nakatları var. Eski şampiyonu nakat etmiş falan bir adam. Tehlikeli bir adam. Çok büyük geldi, İri geldi. Su atarak maça girdi. Su atmanın yasak olmasına rağmen Vanda bunun bazı şimdi buradan pis pis anlatmayayım yolları var yani testten nasıl çünkü idrar testi veriyor falan ama nasıl yaptıklarını biliyorum e, ve neredeyse böyle bizden 6 kilo fazla 7 kilo fazla girdi yani öyle bir size üstünlüğü vardı e, Tiger'da çalışıyordu e, Phuket'te biz de Phuket Top Team'de çalıştık e, Yamada'da da orada çalışmıştık e, Yamada ve e, Timofey onların dövüşçüsü Tiger'ın ve e, içeri girdik. Ben biraz aslında dedim, yani, yani stratejik olarak baktığın zaman maça bu adamı yere koymamız gerekiyordu. Ama da dedi ki ben biraz deneyeceğim bunu hocam dedi. Ayakta. <laughs> bu şeyler bana çok garip geliyor ya. Yoklayayım dedi ya. Progresyon yani. maçta ne hani deni biraz öyle bir. Yoklayayım dedi ya. Yokla dedim. Tamam. Maç biraz tekme hissediyorum falan. Çünkü, Böyle, hiç, hani çünkü... bu kadar hakim yani. Böyle bir kontrol oluyor mu şeyden önce? Ya şöyle strike oluyor tabii. Yani adama vuruyorsun hissediyorsun nasıl defans yapıyor. Ne kadar hızlı. Sana vuruyor bir hissediyorsun anladın mı? Hani çok fazla içeri girmeden çok risk almadan. Bir yokluyorsun yani. Hani güreşte de öyledir ya şöyle bir el ense çekersin. <laughs> Anlarsın yani adamın ne olduğunu, nece olduğunu, nasıl oyun kurduğunu falan. Timofey çok tehlikeli çıktı gerçekten. Ben aslında Dagin'in orada yani vuruşçuya vuruş yaptığın zaman ya da juz yapıyorum diye anladım. yaptığın zaman kıymetli bir iş bence bu. Hı hı. Oyunun hep üstüne gittik çünkü biz. Ama e, şunu gördüm. Timofey gerçekten çok tehlikeliydi. Çok sağlam birkaç tane aldık. Sonra e, yere dedim. Yine beni dinledi. İyi ki dinlemiş. Yere dedim ve biz Timofey'in sağ bacağında ciddi bir sakatlık olduğunu yıllar önce biliyorduk. E, ben de daha önce bacağımdan bir sakatlık geçirmiştim. Ee, bir bacakta sakatlık olduğu zaman o bacağın üzerinde kaldığında e, bu problem yaratır. Psikolojik olarak da bir sıkıntıdır yani dövüşçü için. Kaval kemiği kırılmış bir adamdan bahsediyoruz, ciddi operasyonlar geçirmiş. O yüzden e, sol bacağına single'ı çok çalıştık, drilledik maçlardan önce. Ben hep sol bacağı single'la pozisyon değiştirmeleri çalıştırdım. Ve ground and pound'u çok çalıştık yine. E, maçta da aynen öyle oldu. Yere al yere dediğim anda yaklaşık bir 3 saniye geçiyor 5 saniye geçmiyor ama yani e, kafese koyduk tek bacağını kaldırdığımız anda videoyu seyredenler maçı e, dikkat ederler e, sağ bacağın üzerinde kaldığında Timofey hem sağ eğildi hem sağ düşürdü bu bir <laughs> reaksiyonuyla o sırada da biz yukarı çıktık birkaç yumrukta zaten şuurunu kaybetti oradan sonra da bitirdik maçı yani çok güzel bir maçtı yani. O da çok önemli bir maçtı. Ee, o maçtı da bence e, Dagi'nin kariyeri için önemli maçtı evet, diyebilirim. Hep yani. üstüne koyarak ilerledi. Peki e, son böyle bir toparlamak adına. Evet. ile olan bu serüven diyeyim yani bu beraber geçirdiğiniz süreçte e, senin için Dagi'yi özel kılan şeyler ne oldu? Ve hani buna ilerideki genç sporcular Hangi noktalarda buradan örnek alabilirler sence? Ee, Dagi beni dinlediği zamanlar hiç kaybetmedi. Kaybedebilirdi ama ben sadece bir eğitmen olarak istatistikleri arttırıyorum yani burada. Çünkü yıllardır bu işin içindeyim ve bir bilgi birikimle geliyorum masaya. Ve e, bence e, analiz çok önemli bir durum. Yaptığımız analizlerin karşılığında çok fazla sorgulamadan uydu konuya ve e, çalışkan bir çocuk e, yani sabah kalk koş de kalkar koşar yat da yatar yani çok e, şey e, benim e, hareket edebilmemi ve kafamdaki şeyleri mindere kafese vesaire koyabilmemi sağlaması bence hmm, e, bu şekle getirdi e, bu çok önemli çünkü insanlar genellikle kazanmaya başladıktan sonra özellikle ya da işte belli bir profesyonel bir e, çizgiye geçtikten sonra bir yerden sonra e, herkes fikir sahibi oluyor. Kız arkadaşları bile mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani anladım, anladım. bunu böyle yapma, çok da biraz da böyle yap falan. Hani herkes karışmaya başlıyor. Arkadaşlar karışıyor. Bir yerlerden birileri çıkıyor. Bir armıtıramam partnerleri başka bir şekilde konuşabiliyor falan. Hani bu bir kişiye güvenip alınan sonuçların aslında o iletişimle olduğunu ve bunun dışındaki her şeyin birer araç olduğunu unutmadıkları sürece gelişmeye devam ederler ve bu kesinlikle bu ben demiyorum biliyorsun bencilik değil bu çünkü bir noktada yetemediğimiz yerlerde de biz sporcular için dışarıdan destek alan hatta onları olmaları gereken yere koyan bir ekibiz. Çünkü burada hedefimiz aslında değerler yetiştirmek. Bunu e, yapabilmek için aslında e, o sporcunun e, nerede olduğunu bilmesi lazım. Kafada, hı hı. vücutta. Bunu yapıyorsak, bunu yapıyoruz. Bilmem anlatabildim mi? Ben bence net bir şekilde anlaşılır oldu. Bu haftada Kafes podcast'in sonuna geldik. Dagi ile ilgili, maçlarla ilgili muhakkak görüşlerinizi de e, yorum olarak Altına yazın ve yeni konularda, hangi konularda bizim konuşmamızı istiyorsanız da bizimle paylaşmayı unutmayın. Ee, Öyle, e, ben de bir şeyler söyleyeyim. Evet, lütfen. Ee, Dagi benim yetiştirdiğim en iyi MMH'ci. Ee, umarım en kısa zamanda e, kariyerine kaldığı yerden devam edecektir. Ve e, kafese ve ringlere geri dönecektir. Kendisine e, başarılar diliyorum. Selamlar, sevgiler.